Hepinize yeniden merhabalar dostlar. Aslında video çekmek hiç aklımda yoktu. Ama şu kar yağışını görünce dayanamadım, bir yürüyüşe çıkayım dedim. Hazır yürüyüşe çıkmışken hem benim kanalımda ilk kez hem de benim hayatımda ilk kez olan karda, böyle karanlıkta kar yağışı altında bir video çekeyim istedim. Atkımı, eldivenimi vesaire her şeyimi kuşandım. Akşam yürüyüşüne çıktım. Şimdi sizlere anlatacağım şey bugün hayat nasıl gidiyor, hikayem nasıl devam ediyor, biraz onlardan bahsedeceğim. Yaz dönemiydi sanırım, Ağustos dönemindeydi. Ben bir video çektim. Dedim ki hayalim, amacım vesaire diye. O videonun içerisinde demiştim ki işte biliyorsunuz, çoğunuzun bildiği üzere ben consultant'ım. Consultant mühendis olarak çalışıyorum. O videodaki amacımın Volvo'nun kendi çalışanı olmak. Ve o videoda yine anlatmıştım. Demiştim ki hani böyle bir şeyi başarabilmek için öncelikle kendinizi kabul ettirmeniz vesaire, sevdirmeniz gerekiyor falan filan diye. Neyse, bu süreçler tabii bu videoyu çektiğime göre anlayacağınız üzere benim için çok iyi geçti açıkçası. Tabii detaylar var. Şimdi arkadaşlar, dün de bir video paylaştım ve o videoda dedim ki Volvo işte resesyon beklentisinden dolayı bütün alımları durdurdu diye sizlere belirttim. Bu taraf da çok karanlıkmış. Şimdi bu resesyon beklentisinden sonra tüm alımlar durdu dedim. Bunu da şundan dolayı söyledim arkadaşlar. Şimdi ben Volvo'dan, çalıştığım bölümdeki müdürden teklif aldım. Employee olarak, Volvo çalışan olarak ekibe katılmamı istedi. Benden, o bana karşı olan, çalışmalarıma karşı olan memnuniyetini dile getirdi bana. İlk başlarda şakayla başladı. İster misin, istemez misin vesaire falan filan muhabbetleri. Dedim tabii olabilir, niye olmasın? İsteyebilirim. Neyse işte muhabbet, işte sohbet falan filan gerçekleşti. İşler ilerledi. İş ilanı açtı bizim müdür. İş ilanına başvurmam gerekiyor normal dışarıdan bir insan gibi. İş ilanına başvurdum. Sonra Volvo'nun recruitment personeliyle normal işte HR görüşmesi, birinci görüşmeyi yaptık. Tabii bu görüşme öncesinde 4 tane test yolladılar. 3 tanesi zeka testi, birisi sayısal, birisi sözel, biri de mantıksal zeka testi. Bir de karakter testi gönderiyorlar. Onları yaptım. Bu 3 zeka testinde de normalin üzerinde çıktım. Ölmek gibi olmasın ama iyiydi sonuçlarım. Neyse, bu zeka testleri vesaire filan süreçleri de bittikten sonra bizim müdürümüz de herkesin böyle 2 haftaya bir yaptığı face to face meetingler var işte. Oralarda konuşuyoruz biz. Müdürle vesaire de konuşuyoruz. İşte maaş beklentilerini vesairelerini falan konuşuyoruz. Neyse, biz bu maaş pazarlığı konusuna falan girdiğimizde bana ilk sunduğu teklifin 10.000 üzerini kabul edeceğimi söyledim. Ben onu, beklentimin ne olduğunu söyledim ben ona. İşte pazarlıklar devam etti. O biraz çıktı, ben azıcık indim falan filan derken ben 4 indim, o 6 çıktı. Arada buluştuk. Sıra geldi teklif almaya. Resmi teklif almaya. Volvo'da şöyle bir şey var. Resmi teklif almadan önce uyuşturucu testine girmeniz gerekiyor. Yani uyuşturucu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz veya yakın dönemde kullandınız mı? Bunun testine girmeniz gerekiyor. İdrar testi veriyorsunuz bunun için. Uyuşturucu testine de girdim. Tam ben teklif alacağım zaman, teklif almama 3 gün veya işte bir hafta sonrasında teklif alacaktım. O hafta Volvo genelinden yayın yapıldı. Dendi ki bütün recruitment'lar geçici süre olarak durduruldu. Piyango bize patladı, anlayacağınız. Tabii ben bu süreçte konsultant olduğum için ve ben bu tarz konularda çok böyle dürüst davranmayı seven bir insanım arkadaşlar. Gittim, benim konsultant müdürüm olan Marco'yla da durumu anlattım. Bu drag testini verdiğim gün. Onunla da yüz yüze bir toplantı yaptık. Ona dedim ki bak, böyle 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 bir durum var. Şimdi benim videolarımı benim baştan beri takip edenler olduysa, buraya ilk geldiğim dönemde Marco gerçekten çok yardımcı oldu bana arkadaşlar. Öyle böyle yardımda bulunmadı. Yani bana tutup mobilya vermesinden mi sayarsınız, diğer desteğini mi sayarsınız? O kadar çok destek oldu ki bana. Gerçekten bunu anlatmak, Marco'ya söylemek benim için bayağı zor oldu. Yani ona da zaten söyledim. Ya dedim bak, bu benim için çok zor bir durum. Yani ben kesin gideceğim falan da demedim zaten Marco'ya o toplantıda. Bana da Marco şunu dedi. Bizim konsultan firmasında bodylik sistemi var. Yani yeni gelenlere abilik ettiğim vesaire, grup lideri gibi çalıştığın bir sistem var.
Bana şey dedi, ben de zaten dedi, senin dedi 2023 yılında dedi body olacaksın dedi. Body'liğinde şöyle bir avantajı var. Sana bağlı olan personel başına aylık 500 kron ekstra maaş alıyorsun. 5 kişiye kadar bağlanıyor. Yani 2500 sek aylık ekstra maaşına katkısı oluyor. Öyle bir şey body sistemi. Ve şey dedi bana Marco. Konuştuk, sohbet ettik. Ben ona geleceğimle ilgili bana ne sunuyorsun, beni ne bekliyor falan diye işte ben geleceğimi görmek istiyorum falan dedim. Sonuçta öbür taraf Volvo ve güvenli, daha güvenli taraf. Sonuçta consultant firmalarında güvenli kalacak mıyım, bir kriz anında ne olur vesaire falan gibi sorular sormuştum. O da bana geçen sene Covid döneminde dahi benim çalıştığım firma, birçok consultant firmalarının hemen hemen %80'i personellerini işten çıkarırken bizim consultant firması adam almaya devam ettiğini söyledi o dönemde. Çünkü medikal tarafta gerçekten güçlüler benim firmam. Medikal tarafa da adama ihtiyacı varmış o dönemde de. Tahmin edeceğiniz üzere. Adam olmaya devam ettiklerini falan söyledi. Her neyse. Bana en sonunda şunu söyledi Marco. Senden de bir ricam var dedi. Teklif geldiğinde, offer geldiğinde lütfen dedi benimle de paylaş dedi. Ve benimle dedi konuşmadan dedi senden ricam kararını verme dedi. Bakalım ben dedi teklif geldiğinde bana benimle paylaş. Ben ne yapabiliyorum? Ben nereye çıkabiliyorum maaşta? Ben neler yapabiliyorum? Sana neler sunabiliyorum? Bir daha konuşalım seninle. Ona göre kararını verirsin dedi bana. Tamam dedim ben. Tam teklifi beklerken işler yalan oldu anlayacağınız üzere. Volvo alımları durdu. Tabii ben döndüm Marco'ya. Marco dedim böyle böyle. Volvo alımları durdurdu dedim. Tamam o zaman bu bize biraz daha zaman kazandırdı yani filan dedi. O da gayet böyle olgunlukla karşıladı. Nasıl sıçtın ama değil mi falan, öyle şeyler olmuyor burada. Ve burada insanlar şey arkadaşlar, çok profesyonel düşünüyorlar bu tarz konularda. Yani eğer ki iyi maaş teklifi almışsan, sen eğer onu veremiyorsan seni destekliyorlar. O tarz böyle o konuda gerçekten profesyonel düşünüyorlar. Ve profesyonelce destekliyorlar insanları. O yönden de gerçekten mutlu ediyor beni. Bu işte iş konusu. Onun dışında göreceğiniz üzere artık buraya kış geldi. Şu an kar yağıyor. Bu sene elektriğe çok para harcamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü şömineyi aktif olarak kullanıyoruz. Ve bugün mesela ilk defa bu kadar soğukta test etme şansı yakaladık. Bugün gördüğümüz kadarıyla şömine bayağı işe yarıyor. Evin içini gerçekten sıcak tutabiliyoruz bu şekilde. O yönden de odun almaya devam edeceğiz. Odun da çok ucuz değil bu arada. Ona da belli bir para ödüyoruz. Hey hey. Vlog geldi. English please. Are you vlogging? Yes. For your YouTube? Yes. Oh, what's your name? Bahattin. Gençler video çektiğimi görünce ışıkla geldiler, video şey YouTube kanalım var, bize de ismini ver falan filan diye söylediler. Dedim ki tanımazsınız yani, anlamazsınız daha doğrusu, Türkçe'de çekiyorum falan diye. Öyle arada böyle şeylerde heyecanlı gençler gelip sorabiliyorlar, YouTube'a ilgi duyuyorlar. Neyse, nerede kalmıştık? İşte kar yağıyor, havalar artık soğudu dediğim gibi. Artık şey yapacağız. Bu arada zaten yayınladım, ehliyetimi de aldım, artık ehliyet derdinden de kurtuldum. Yani anlayacağınız üzere hayat benim için gayet iyi gidiyor. Bu iş olayıyla ilgili işte iptal olması falan beni üzdü mü? Açıkçası hiç üzülmedim. Çünkü şundan arkadaşlar. Hem Volvo tarafındaki müdürüm hem konsultan tarafındaki müdürüm iyi izler bırakmışım arkadaşlar. İkisinin de beni bırakmak istememesi, beni istemeleri insanı mutlu ediyor. O yüzden hani Volvo olmuş olmamış çok da önemli değil. Maaş konusunda da anlaşmıştık. İyiydi de fiyat olarak da. Muhtemelen benim konsultan firmam da aynı paraları bana verecekti. Yani Volvo olsa da olmasa da iyi maaşlara çıkacağımı biliyorum. Dediğim gibi daha önce de söyledim. Konsultan olarak ilk geldiğinizde zaten biraz böyle düşük maaşa gelmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bugünlük diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hayat benim için nasıl gidiyor? Hayat benim için böyle gidiyor. Böyle bir hikaye oluşturuyorum ben de burada. Böyle kar yağışı altında sizlere bir vlog çekeyim istedim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepiniz hayallerinize benim gibi kavuşursunuz. Hayatta hepiniz mutlu olursunuz diye diliyor. Sağlıcakla diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.